hemen bir Dilan Alp'e gidiyoruz. Ekrandaki son dakikanın ayrıntıları Dilan Alp'te çünkü. Dilan. Evet, şu anda hemen ben de Alaaddin Köseler'e mikrofonu uzatıyorum. Son dakikayla ilgili bilgiyi kendisi verecek. Ben de daha sonra notlarımı aktaracağım. Şimdi İl Seçim Kurulu'nun almış olduğu tekrar sayım kararını herhalde Ekrem Başkanımızın bugün yaptığı çağrı Genel Merkez Yüksek Seçim Kurulu, Genel Merkez diyorum, Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu duydu. Ve Beykoz'daki tekrarlanacak olan oy sayımını, yani başkanlıkta tekrarlanacak olan oy sayımını durdurdu, iptal etti ve mazbata verilme sürecine geçildi Beykoz'da. Ne zaman alacaksınız efendim, belli mi? Normalde prosedür 24 saat içinde olması gerekiyor ama tabii ki Hakim Bey'in seçim kurulu başkanının kararı oldu. Şimdi bir de siz çeşitli yolsuzluk iddialarında bulundunuz. Belli arazilerin devriyle ilgili. Peki onunla ilgili durum nedir? Protokolle ilgili mesela Riva'da Elmasburnu gibi, Hekimbaşı'nda spor ormanı gibi bakanlığa devredilmesi düşünülen protokolün iptali ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü duyumsadık. Bunlar bir duyum, şu anda evrak bazında bilgim yok. Onun dışında da İller Bankası'ndan gelen payın yandaş müteahhitlere verilmesi için bu süreci uzattıkları duyumu var bizde. Bu konuda tabii ki seçim kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının vereceği mazbata tarihi önemli olacak. Yani bu bayram öncesi cuma gününe denk geldiği takdirde belki bazı şeylerin önüne geçme imkanımız olabilir diye düşünüyorum. Peki takibinde olduğunuz durumlar var mı? Çünkü pek çok ilçeden duyuyoruz, özellikle AKP'den CHP'ye geçen ilçelerde çeşitli evrakların kaçırıldığı, bilgisayarların kaçırıldığı. Böyle duyumlar var mı? Böyle duyumlar Beykoz'da var. Yani bilgisayarların kaçırıldı kelimesi değil, alıp götürüldüğü anlamında bir duyumlar var. Bu tabii belediyenin demirbaşı mıdır değil midir? Onların tespitini şu anda yapmam mümkün değil. Ama süreç içinde bunları değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Beykoz'a mı gidiyorsunuz? Evet, Beykoz'a gidiyorum. Seçim kuruluna gidiyorum. Hakim. Valla bir çağrınız olacak mı? Valla bütün Beykoz'u seçim kurulunun önüne, Büyükşehir Belediyesi'nin Şahin Köktürk Spor Merkezi'nin bulunduğu noktaya çağırıyorum. Kutlama öncesi. Teşekkür ederiz. Evet, dakikalar öncesinde yine bağlanmıştık. Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı. Ancak durum değişti. Son dakika peşi sıra geldi. Alaaddin Köseler mazbatasını alacak. Ve Beykozlulara da bir çağrı yaptı. Şimdi mazbata hazırlanma sürecinde dedi. Ama diğer hususlar, işte bilgisayarların belediyeden çıkarılması veya Riva'daki bahsettiği yolsuzluklar, bunlar da Alaaddin Köseler'in takibinde olacak konu başlıkları arasında yer alacak. 1433 oy farkı vardı. İşte şimdi artık Beykoz'un yeni başkanı Alaaddin Köseler olacak. Biz de o mazbata sürecini takip edeceğiz diyelim.